Biliyorsunuz ben okkalı cevap veririm öyle. İşte diğer arkadaşlar gibi yayında falan değil. Okkalı bir cevap veririm. Bu sefer daha da artıyor mevzu. Yani kan davasına dönüyor iş anladınız mı? <laughs> Abi Boyd'in Ankara dedik de sanki garip bir söylem değil mi? Öncekiyle aynı anlam gelmez. Mehmet Ceren değil şundan dolayı. Paul Henze CIA'nin Türkiye istasyon şefi, CIA'nin Türkiye sorumlusu. Türkiye'de bir muhtıra veriliyor biliyorsunuz Ocak'ta. Darbe yapılacağı, hani herkes bekliyor darbe geldi gelecek. Yani 12 Eylül mevzularındaki en büyük sıkıntı da hani bunun bir sürprizmiş gibi davranılması. Aa nasıl darbe oldu? Hani bir süreç var sonuçta. Fakat çekindikleri nokta şu. Hani buna da birçok kişi muhalefet etmiş. Onu da tartışırız. İşte Amerikalıların darbe yapan ekipten ekibin tam kim olduğunu kestirememesi. Olur mu canım Amerika bilir. Hani Kadir Mutlak şey var ya böyle. Amerikalılar her şey hakimdir. CIA her şey hakimdir. CIA asla yanlış yapmaz ama ne yanlışlar yaptığını işte Afganistan'da veya İran'da veya bin bir türlü başka senaryoda gördük zaten ama sürekli böyle bir imajları var. Paul Henze, geri dönmemiz lazım konuya. Paul Henze, Washington'da National Security Council dedikleri o acil şey toplantıları var bunların Beyaz Saray'da. Orada Security Council'den, o konseyden bir görevli Henze'ye gidiyor. Diyor ki, Ankara'daki çocuklar The Boys in Ankara did it. Yani Henze Türkiye sorumlusu. Washington'daki eleman diyor ki seninkiler yaptı. Yani seninkiler de demiyor aslında. Ankara'dakiler darbe yapmış diyor. Bunu o kadar dehşetül vahşet bir anlam yüklendi ki. Yani o kadar bağlamından koparıldı ki. Önce şey dendi. Bunu Paul Henze demiş. Paul Henze dese biraz garip olur çünkü. Ama Washington'dan birinin Paul Henze'yi sen Ankara'dan geliyorsun. Yani düşün oradaki görevli Ankara'dan geliyor. Ve sen ona diyorsun. The Boys in Ankara'dakiler yapmış haberin olsun bilgisi geldi diye. Bunu çevirdiler. Gidip Carter'a Henze demiş. Bizim çocuklar başardı demiş. Yani bu dehşet bir manipülasyondur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dehşet bir manipülasyondur bu. Kartra değil. Henze'ye söyleniyor. Söyleyen de bir bürokrat. Bizim çocuklar başardı demiyor. Ankara'daki çocuklar yapmış diyor. Neyi? İşte beklediğimiz darbe işte. Konuşulan mevzu bu. Ben CIA olarak değil de gerçek toplumu yöneten bir üst akla inanıyorum. ABD, ABD. Tabii ki de CIA. Yani CIA de yapıyor bunu. Toplumsal manipülasyon, 5. kol faaliyetleri falan. Hani bunların hepsi yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama bunlara yüklenen bütün her şeyi kontrol ediyorlar. Asla yanılmazlar, hatalar olmaz olayı. Yanlış. Hani bu başka bir yayında konuşalım çünkü yani çok keyfimde değilim aklımda bütün konuları da toparlayamam. Ama ben bu konuyu açtığımda Soylamen tattım da hani e, sol tayfanın işte kalkıp da buna o bilmem ne falan bir de bana şey yazmışlar işte Özal ne kadar Amerikancı biliyor musun? Nakşici Özal falan dedim. Necdetler olayını falan yazmışlar, bir de ben utanmadan. Gerçi belki de takip etmiyorlar, biliyorum. Ben yani bunu farkındayım yani bunun tartışmasına girecektim ama işte bu Kıbrıslı olay yaşanınca bütün şey ikimiz falan kırıldı, uğraşamadık sonra. Başka bir gün tekrardan şey yaparım, o argümanlara cevap veririm yani veya tartışırım. Sonuçta tartışmak güzel bir şey, problem değil. Belki beni yanıltabilecek biri çıkar, <laughs> bilemiyorum belki çıkar. Harp okulu mezunları için senden yorum alalım. Süleymancığım, ee, şey mi diyorsun? Geçen gündem olan kılıç kaldırma muhabbetini. Ben Twitter'dan bir yorum yaptım, onu okuyacağım sadece. Başka bir şey demeyeceğim. Olay günü yazdım şu. Genç, Atatürkçü, kadın, asker. Operasyon çektikleri dört grubun kesişim kümesi adeta İslamcıların korkulu rüyalarının vücut bulmuş hali. Bu kadar. Çok fazla yorumlayacak bir şey yok. Sonradan işte beyefendine çıkıp da bu imam hatipler toplantısında falan bu konulara değinmesi. Özgür Özel mesela şaşırdım. İyi birisi tüyo vermiş ona buraya değinmesi hani bu kadar bekledin gittin İmam Hatipler toplantısında ee, yine öyle asker nefreti körükledin falan gibisinden bir ayrıştırmaya gittin gibisinden iyi bir nokta aslında değindi. Teğmen olayında MHP'nin rolü var mı diye. çok çok kişi öyle düşündü ben de şaşırdım MHP bütün medyadan şey yaptı sahip çıktı İşte genel merkezden tweetler falan atıldı bilmem neler yapıldı. Ondan sonra bir baktık Bahçeli çıktı en sert çıkışı o yaptı onlara karşı. Belki MHP olaya dahil miden ziyade MHP'nin içinde ne dönüyor diye yorumlamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü tutarsız davranan MHP oldu kendi içerisinde yani. <laughs> <laughs> Erik sana bir eleştiride bulunacağım. Buyur. Bizi sana çeken en önemli özellik seni zamanlarda aktif içerik üretmendi ve daha dinamik ilerliyordun. Bu son bir yıldır kaybol. Kayberen yani beni takip etmenin sebebi aktiflikse eğer yani o kadar büyük bir aktifliğim yoktu ben içeriklerinden dolayı. Ben benden dolayı, kalitemden dolayı takip ediyorsunuz sanıyordum. Yazıklar olsun. Tamam o zaman hemen bir tane araba yarışı oyun videosu koyun arkaya. Gündemi yorumlayayım size. Her gün. 4-5 dakika. <laughs> Kabul edilemez arkadaşlar bu gündem. Ülkede hiçbir şey zaten düzgün gitmediği için buna da pek şaşırmadık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Falan. Yok espri bir kenara yaşlandım, yoruldum ve çok fazla halletmem gereken özel hayatımda da işlerim var. İkinci olarak da erlik personasını fazla siyasete çekmeye çalıştılar. Fazla yıprattılar. Özellikle çevremden dolayı da. E, yaptığım işlere de alındığı için bu. Yaptığım işler zarar görmesin. Hani yaptığım belgeseller vesaire bunun zararını çekmesin diye, bundan dolayı zarar görmesin diye biraz ara verdiğim doğrudur. Özellikle iki seçim arasında. Yani ben 23'ten iki ay önce deprem dönemi bıraktım. Biliyorsunuz e, yine de atmaya devam ettiler. Yine de iftira atmaya devam ettiler. 23 geçti. Bu sefer yerel seçimlere kadar iftira atmaya devam ettiler. Ben ısrarla yine konuşmadım. Bu sefer de yerel seçimlerde Bak işte tamirin tutmadı falan. Hani ne tamirinden bahsediyorsun aman akıyım. Bu sefer de yine orada bir yıpratmaya denediler. Dedik seçim geçer belki salarlar. Bu sefer de seçimden sonra 2028'e kadar bunları susturmamız lazım yüzden. Yine devam ettiler. Bilmiyorum ya bazen girdap gibi geliyor bana. Hani bir şey demedikçe daha bokunu çıkarıyorlar. Bir şey demedikçe daha kötüye yere gidiyor. Bir şey desem bu sefer hani temelden cevap vermek durumundasın. İşler iyi yere gitmiyor. Biliyorsunuz ben okkalı cevap veririm öyle. İşte diğer arkadaşlar gibi yayında falan değil. Okkalı bir cevap veririm. Bu sefer daha da artıyor mevzu. Yani kan davasına dönüyor işte anladınız mı? Ama akıllanmak bilmiyorlar. Hani rahat da durmuyorlar. Hani gün geçmiyor ki yine işte montaj, tehdit bilmem ne bir şeyler yayınlamasınlar. Yani dertlerini de anlamıyorum onu da. O yüzden şöyle düşünüyorum. Hani üretkenliği kenara bırakmak gerekirse kalitenin arttığını da düşünüyorum. Evet belki süreklilik yok. Ama ona göre videoların kalitesi çok daha arttı. Mesela bir şeytan üçgeni normal hani 15-20 tane normal video eder bana. Evet Dolunay. <laughs> Just when I thought I was like, they pull me back in. Ya evet aynen o şekilde. Hatta ben o e, Al Pacino'nun o sahnesini birkaç kere story'de falan paylaştım Twitter'da da. Tam diyoruz ki yani bu aktif siyaseti bıraktık. içeriye yönelelim. içeriye yönelelim. Güzel içerik üretelim. Belgeseller yapalım. Kaliteyi arttıralım. Ese yazalım. Kafa biraz toparlansın. Ya özel hayatımda bir şey oluyor. Ya da ya ne bileyim bak şöyle söyleyeyim size. Bak şeytan üçgeni yapmışım. Man anlatayım bir olayı anlayacaksınız. Şeytan üçgeni ikinci bölümü çıkardık. Tamam e, arkasında deli, dehşet aklınızın almayacağı bir emek var. Bak deli, dehşet. Aklınızın almayacağı bir emek var arkasında. Öyle böyle değil. Bak öyle böyle değil. Bir dakikasında bile deli dehşet bir emek var. Hakikaten çok büyük bir emek var arkasında. Yayınlıyorsun 3-4 saate yakın. 4 saate yakın prime time'da televizyonda yayınlayabileceğim bir içerik. 4 saate yayınlıyorsun. İşte bütün müziği özel bilmem ne. işte bazılarında temalarını ben best, ben yaptığım zaman yoktu. Çünkü yani telif işini halledemedik müzikte. Ben yaptım bazı müziklerini falan. Animasyonlar yapıldı falan. Çok introsundan cenerine falan çok emek verildi. Görüntülerine, bilmem nelerine, hikaye anlatımına 70 sayfa metin var zaten. Yani çok emek verildi. Abi altına gelen yorum işte İmamoğlu bir yerde bir park mı ne açmış işte bunları konuşmazsınız tabii. Abi yani kafayı yeme yersin yani anladın mı? Hani kafayı yersin. Vallahi kafayı böyle. Yersin öldürürsün kendini yani o seviye. Kafayı yersin ya yani delirirsin normal değil. Vallahi delirirsin. Delirirsin kafayı yersin. E diyeceksin şimdi çok da sikimde belediye başkanına falan diyeceksin. Bu sefer de yani şey ağlamaya başlayacaklar. Ne demek ya o bizim işte muhalefetli falan. Yani anladın mı oraya gidecek miyim Hani git bekle canlı yayında bir şey olur. Git siktir git orada sor ne soracaksan Hani sanki ben sürekli şey konuşuyorum da bu kişileri konuşuyorum bu zatları konuşuyorum da. Anladınız mı niye kafayı yiyorsun? Yani tamam bin tane belki yorum yapan var fark etmez. O ahrazı orada gördüğün zaman hakikaten sinir oluyorsun ya. Ya da işte devalı çocuk oradan geliyor. işte ne bileyim? Ay, affedersin. 19-20 yaşında devalı. 19 kusura bakmayın. Ben genç nesile hep saygılıyım biliyorsunuz. Z kuşağını hep savunuyorsunuz ama 19-20 yaşında bir devalı geliyor. İşte efendim Kürtleri e, özel almış Türkiye diyor. Allah bunun belasını versin falan. Devallar o Allah belasını versin falan. Abi yani size ulaşmak isteyen kimse yok. Baba yani size hiç içerik yapan birisi yoksam sana göre değil bu. Sana göre yapılmış bir içerik değil bu. Sen bunu zaten anlayamazsın. Senin yaşını aşıyor mevzular. Sana göre değil bu. Anladınız mı? Garip garip bir kitle var orada. Çocuk kitlesi var. Ama benim fanım falan olduklarından değil. Sallamak için dahil olan bir çocuk kitlesi var orada. E benim takipçim değil. Benim içeriğimi anlamazsın. Zaten sıklıkla söylüyorlar. Biz izlemiyoruz ki zaten. Zaten izleyemezsin. Senin yaşına uygun değil o. Ben de senin yaşında o tarz şeyler izlemiyordum. Sana göre yapılan bir şey değil bu. Ama işte bu yayıncı camiasından, Twitch'ten, Kick'ten bilmem neden kapıyorsun oradan buradan. Sen çok takıyorsun. Yok SC bak şaka sanıyorsun ya. ya belgesel yapmışsın. Bak belgesel yapmışsın bir de hani ben çok belgesel yaptım ama şeytan üçgeni ayrı bir nokta. Anlamıyorsun. Adamların konuştuğu şey Kürtlere özel mi almış? Ya bunu kim iddia etti? Sen deli misin, divanemisin, hasta mısın? Böyle bir şey iddia eden yok. Kime cevap veriyorsun? Veya şey yazıyor. Türkler üstünlük diyordu. Ne oldu? Abi ben ne zaman Türkler üstünlük dedim? Sen kafayı mı yedin ya? <laughs> Değil mi? Devletimizin yanındayım falan hani. Ben oğlum ben ne zaman böyle bir şey söyledim? Sen değil misin? Divane misin? Kafayı mı yedin? Sürekli böyle bozuk plak gibi hep aynı şeyleri tekrarlıyor. E çocuk belli yani çocuk. Yani çocuk bu. Çocuk yaşta. Anladınız mı? O yüzden bunlardan uzak dursan hani falan. Böyle yaş şeyi falan olsa. Abi sen git işte. Git işte. Twitch yayını izle. Kik yayını falan izle. Oralarda takıl. Daha böyle suni şeylerle falan uğraş. Hani gelip de benim sinirimi bozma. O da beni biraz sinir ediyor. Senin böyle yorumları kale aldığını düşünmezdim. Murat kale almıyorum ki. Anlamıyorsun kale almıyorum. Yani o kitleye bulaşmış olmak, o kitlenin bir şekilde dahil olması, bir şekilde hani o haddi kendinden bulması beni sinir ediyor. Anlamıyorsun ki dediğim. Yoksa ben cevap verip tartışıp falan değilim yani. Ben deyince ciddiye alacağım. Anladın mı ne demek istediğimi kızdığım noktayı? Yani sana bizim aynı seviyede olduğumuzu veya benimle muhatap olabileceğimi sana kim inandırdı? Hani sana bunu kim inandırdı? <laughs> en son seçim dönemi yaşamıştık. Nerede bir affedersiniz orospu çocuğu var. İşte yayın açıyordu. Bunlar işte iletişim başkanına çalışıyor. MİT'e çalışıyor. Bilmem neye çalışıyor. Böyle yani selam vermeyeceğim, suratını tükürmeyeceğim adamla senin hakkında konuşuyordu. O, o, o haddi de görüyordu yani. O beni sinir ediyor. Toparlıyorum. Ali <laughs> <laughs>